Sevgili seyirciler, DEVA Yönetim Kurulu Başkanı Güner Çekoroğlu ile özellikle Almanya'daki ekonomik durumu ve Türklerin kiralama yoluyla ev sahibi olma konusunda yaptığı çalışmalar konusunda bilgi alacağız. Güner Bey, özellikle Avrupa Birliği'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar Almanları tekrar eskiden olduğu gibi yeniden büyük bir tasarruf tedbirlerine yöneltti. Almanlar tasarruf tedbirleri konusunda çok ciddi destekler veriyorlar ailelere. Bu konuda evet. DEVA olarak siz de özellikle aile bilim paketleri adı altında insanlara hizmet veren bir sistem geliştirdiniz. Bu konuda bilgi verir misiniz? Almanya'da sizin de bahsettiğiniz gibi savaştan bu tarafa gelen çağlarda insanların tamamen ferdi olarak da bir şey yapamayacakları bir hale geldikleri için bundan dolayı da Almanya'da Bağış Bankası diye bir sistem var. Çok da yaygınlanmış ve çok da eski bir kuruluşlar. 1800 yıllarında bile kurulmuş bir kurumlar ve bunlar daha sonra bu kurumlar kurulduğu zaman Almanlar bir de Genossenschaft sistemini geliştirmişler. Devlet burada ferdi birikimlere, aile birikimlerine bir de nasıl Türkiye'mizde bölgesel kalkınma programları varsa orada da bölgesel kalkınma programları dışında yani firmalara kalkınma için destekler vermişler. Yani burada şunu yapıyor. Ailenin biriktirmiş olduğu parayla da Alman hükümeti kendisi %18, %20'ye varan bonus yani bir tane bonus bau primi veriyor ve bu primleri her sene ödüyor. Fakat devletin bu konuda lisans vermiş olduğu firmalara yapması gerekiyor bu birikimleri. DEVA da bunlardan bir tanesi. Alman hükümetinin vermiş olduğu lisansla kurulmuş bir firmadır. Onun için biz zaten bu başarımızın en büyük arkasındaki büyük bir destek devletin bize vermiş olduğu bu imkanlardan dolayı DEVA da kısa bir zamanda çok büyük bir yol almıştır. Evet. Peki şu anda bu şekilde size üye olan insan sayısı nedir? Bizim şu andaki üye sayımız 27 bin, 30 bin arasında devamlı değişiyor. Arkadaşlarımız gelenler oluyor, çıkanlar oluyor. Ve biz zaten 2005 yılında çok büyük bir şekilde üyeler yaptığımız için bu üye sayımız devamlı yeni katılanlar, tekrar çıkanlar, senesi dolanlar. Ama şu çok önemli, bu güç bizde olduğu için rakamlar çok büyük bir rakam bir Almanya'da Genossenschaft sistemine göre. Bütün yapmış olduğumuz anlaşmalarda o sayının bize çok büyük bir fayda getiriyoruz. Onun için sayıları daha yükseltmemiz lazım. Daha çok el ele vermemiz gerekiyor. Peki size üye nasıl olunuyor? Bize Almanya'daki biliyorsunuz bütün yayın kurumlar işte aşağı yukarı bizim reklamlarımız var. Bürolarımızı arıyorlar. Bize kendileri müracaat ediyorlar. Biz kendilerine kendi adreslerine formlar gönderiyoruz. O formları doldurup bize kolay bir şekilde üye olabiliyorlar. Evet. Yani bir iş yerinde çalışması gerekiyor mu? Kesinlikle öyle bir şart yok ama iş yerinde çalışanların büyük bir avantajı var. Bize ödedikleri paranın yarısını işveren ödüyor. Ama iş yerinde çalışmayanlar, devletin yardım alanları da devlet zaten bonus pay primi verdiği için kendi ceplerine biriktirmiş oluyor. Ve bu birikimlerine de sen bu kadar yardım alıyorsun, neden para biriktiriyorsun diye herhangi bir şekilde de bunun karşılığında devlet bir soru sormuyor. Çünkü bizim firmamıza biriktirilen parasına ne devlet el koyabiliyor ne de kimse fendin yapabiliyor. Konuyu biraz açarsak Güner Bey, Ocak ayında birisinin size üye olduğunu düşünelim. Ne zaman çıkması gerekiyor ve çıkması için bir süreç var mı sizin sisteminizden? Bu çıktığı zaman ne kadar bir para alabiliyor? Almanya'da her kuruma devlet bir süre vermiş. Her kuruma bu işlemi için yapması gereken formlar zaten devletin bakanlıklardan yani finans ministrim tarafından verilmiş bir kurallar var. O kurallara biz de uymak zorundayız. Yani vatandaş bize biriktirdiği parayı 8 sene biriktirmek zorunda. 8 senenin sonunda parası otomatikman zaten kendisine geri iade ediliyor. Yani bunlar bağış parkasılarda 7 sene, Genossenschaft'larda 8 sene. Çünkü devlet bu neden bunları öyle koymuş? Tabii ki biz ona bir şey diyemeyiz. Çünkü yasa bu böyle olmasa. Ama 8 senenin içinde istediği zaman eğer bir zaruri bir durum olursa, işte bir ölüsü, cenazesi olursa, Türkiye'ye geri dönmek olsa, yani olsa gömün istiyor Almanya. Yani istisnai bir olaylarda da her zaman biriktirmiş parasını geri alabiliyor. Yani bu mecbur bir seneyi beklemesine gerek yok. Ne kadar para yatırması gerekiyor ayda? Aile bütçesine göre değişiyor. İşverende çalışanlar, iş yerinde çalışanlar bunu 78 oruyu yapıyoruz. Almanya'da çok da meşhurdur bu yani 78 kelimesi. Bunun yarısını devlet ödediği için 39 orusunu işveren devletin kasasına alıp İçisine veriyor. 39 öde vatandaş koyuyor cebinden. Yani bir anda yarı parayla bir anda bütün paranız birikmiş oluyor bir ay sonra. Yani böyle bir sistem. Peki iş yerleri için bir çözüm var mı? Onun için çok iyi bir anlaşmalar yaptık. Bir iki tane böyle biz de denemeler yapıyoruz. Yani bir işi piyasaya sürmeden insanlara mahcup olmamak için kendi aramızda yani nasıl bir devlet pilot bir proje yapıyorsa bir yerde biz de bu şekilde kendi tanıdığımız eş dost arkadaşlarımız iş yeri olanlar bize eskiden müracaat etmiş ve kredi alamamış olanlara
kredi verme imkanını sağlayıp eğer olumlu geçiyorsa ondan sonra zaten yayınlarda, reklamlarda kendilerine bildireceğiz. Böyle bir çalışmamız var. Yakın bir zamanda da olacak. Yani kiralama yoluyla insanlar iş yeri sahibi de olabilecek. Evet. Evet. Peki bunun müjdesini ne zaman vereceksiniz? Yani biz bunu 2 ay gibi bir zaman içinde yapabileceğimize inanıyorum. DEVA hangi konularda insanlara kredi desteği veriyor? Bunu bir madde madde sıralayabilir miyiz? Biz burada kendi bankasından kredi alamayacak duruma gelmiş, çalışmadığı halde, iş gücünü kaybetmiş olduğu halde, şufası düzgünse veya da çok az bir şekilde şufaya girmişse bu insanlara kredi veriyoruz. Kendi kurumumuzdan vermiyoruz. Bir başka bankalarla anlaşma yapıp vatandaşımızın durumunu kendilerine iletip o şekilde bir proje hazırlayıp vatandaşımızın kredi almasını sağlıyoruz. İkinci olay da vatandaşlarımız hayal edip benim evim olur mu diyen, ben çalışmıyorum, devletten sosyal yardım alıyorum, yani arbaşlama kayıtlıyım, işimdeki maaşım çok az, benim kira gelirlerim zaten devletin kira yardım alıyorum, benim evim olur mu olmaz mı düşünen her insana ev sahibi yapıyoruz. Tabii Almanya'da özellikle Alman Odalar Birliği'nden ve Alman Genel Şoförlerden böyle güzel bir ödül aldınız ama aynı zamanda da Almanya'da Ecovit'in dergisi tarafından yılın iş adamı seçildiniz. Ödülünüzü aldınız Ertuğrul Günay'ın elinden. Bu konuda ne diyeceksiniz? Bu konuda çok fazla kendim zaten konuşmak istemiyorum. Yani bu ödüle layık olduğum için çok teşekkür ediyoruz. İnanın ki yani ne kadar gururlandığımızı anlatamam. Benim kadar bütün çalışanlarımız, yani burada şunu söyleyeyim, çalışanlarımız da çok bu şekilde fedakarlık yapıyorlar. Evet. Tepkiler nasıl? Size gelen özellikle müşterilerinizden bu konuda ne diyorlar? Çok memnunlar. Böyle bir ödüle layık olmamız onlar da bizler kadar gururlandırıyor. Yani bir firmanın büyümesi, inanın ki çoklara böyle destek veriyor. Yani duyduklarında çok çok gururlanıyorlar. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim.